Merhaba çocuklar. Bu haftaki konumuz Çevre Koruma Haftası. Çevreyi korumanın önemini anlayabilmemiz için, insanların daha iyi anlayabilmesi için her yıl Haziran ayının ikinci haftası Çevre Koruma Haftası olarak kutlanıyor. Evet, bakalım bunlarla ilgili biraz bilgiler edinelim. Hazır mıyız? Çocuklar, Çevre Koruma Haftası'nda özellikle dikkat edilen şeylerden bir tanesi nedir? Çevre kirliliği. Çevre kirliliği nedir? Su, hava, toprak kirliliğidir. Su, hava, toprak canlıların yaşaması için temel ihtiyaçlarındandır. Bakalım. Evet, burada gördüğümüz hava, su, toprak. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için hava, su ve toprağa ihtiyaçları vardır. Ayrıca beslenmemizde de en çok ihtiyaç duyduğumuz unsurlardandır. Her canlının yaşam alanı farklı. Bazı canlılar havada yaşıyor, bazı canlılar suda yaşıyor, bazı canlılar toprakta yaşıyor. Her canlının yaşam alanı farklı olduğu için hava, su, toprak bizim için her yer çok çok önemli. Besin kaynağımız olduğu gibi bazı canlıların da yaşam alanları oralar. Çocuklar, dedik yani çevre kirliliği. Peki çevre nedir? İnsan veya başka bir canlının yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir. Çevrenin canlı öğelerinin hayat aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen, cansız ögelerin üzerinde ise yapısal zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan yabancı maddelerin hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışması olayına da çevre kirliliği denir. Çevre kirliliğini önlemek bizim elimizde çocuklar. Bakalım biz çevre kirliliğini önlemek için neler yapabilirmişiz? Birazcık hep beraber bilgi edinelim. Evet, bakalım bir tanesi. Çevreye atıklar gelişigüzel atılmamalıdır. Öncelikle evlerimizde oluşan atıkları çöp konteynerlarına bırakmalıyız. Evet, çöpümüzün, poşetimizin ağzını iyice sıkıca bağlıyoruz ki yerlere attığımız zaman dökülmesin, yerlere dökülmesin diye ve mutlaka çöpleri konteynerlara atıyoruz. Çocuklar, yolda yürürken bir şeyler yiyebiliyoruz. Bazen böyle canımız bir şeyler yemek istiyor, değil mi? Canımız ne istiyor? O anda ne varsa yemek istiyoruz, yiyoruz. Yiyebiliriz, evet olabilir, ama bu kabuklu yiyecekleri yediğimiz zaman elimizde onun çöpü kalıyor. Onu atmak için çöp arıyoruz. Bazen yakın civarımızda çöp hemen göremeyebiliriz. Ne yapıyoruz o zaman? Atıyor muyuz bu şekilde sokağa? Atmıyoruz, değil mi? Atarsak bakın hep birikiyor yerlerde, her yerde çöp oluyor. Ne yapıyoruz? Çöpümüzü elimizde tutuyoruz ve bir çöp bulana kadar, konteyner bulana kadar mutlaka bekleyip bulduktan sonra çöp kutularına atıyoruz. Çöpleri atarken bazen, şu anda çöpleri siz atmıyorsunuz, evet biliyorum, ama büyüdüğünüz zaman da mutlaka aklınızda bulunması gereken şeylerden bir tanesi olsun çocuklar. Bakın buraya çöp konteyneri var ve çöpleri onun yanına koymuşlar. Aslında doğru olan davranış nedir? İçine atmaktır, değil mi? Hem çevreyi kirletiyor hem de buradaki çöpler etrafa mikrop saçılmasına neden oluyor. O yüzden bunu ne yapıyoruz? Konteynerların mutlaka içine atıyoruz. Bakın burada doğru olan bu şekilde. Zaten ayakla basma yerleri var. Doğru olan içine atmak. Etrafına atmıyoruz. Deniz kenarında, sahil kenarında yürüyüşler yaparken yine elimizde olan çöpü, yola attığımız çöpler nasıl yolları kirletiyorsa, denize attığımız çöpler de bakın denizlerini hale getiriyor. Çok kirletiyor. O yüzden deniz kenarında doğduğunuzda deniz zaten su alır götürür diye lütfen düşünmeyin. Öyle bir şey yok. Bakın hepsi birikiyor ve denizleri kirletiyor. Evet, deniz kenarındaki çöpleri görüyoruz. Hem çok kötü görüntüsü oluyor, hem bunlar çöplerin birikmesi, mikropların oluşmasına sebep oluyor. O yüzden bulunduğumuz çevreyi temiz tutmamız hem görünüş açısından hem sağlığımız açısından çok önemli.
O yüzden dikkat etmeliyiz çocuklar. Bakın ne kadar kötü görünüyor değil mi? Bir de bu suda yaşayan canlılar var biliyorsunuz. Hem onlar için hem bizim içtiğimiz sulara etkisi oluyor. Her yönden çöplerin atılması çok zararlı. Denize atılan çöplerin kıyıya vurduktan sonraki hali de böyle. Piknik yapmaya gidiyoruz değil mi yaz aylarında? Bahar geldiği zaman, yaz mevsimi geldiği zaman piknik yapmaya gidiyoruz. Piknik yapıyoruz, çok eğleniyoruz, yiyoruz, içiyoruz, çok güzel vakit geçiriyoruz, harika. Peki orada yediğimiz, içtiğimiz çöpleri ne yapıyoruz çocuklar? Bırakıyor muyuz orada? Bırakmıyoruz değil mi? Ne yapıyoruz peki? Hepsini alıyoruz bir çöp poşetine. Çöp poşetini aldıktan sonra ne yapıyoruz? Bakın burada güya çöpü atmışlar, çöpün yanına atmışlar. Bu doğru bir davranış mı? Değil. O çöp atmış sayılmıyor. Yine etrafı çok kirletmiş ve hemen çocuk parkının yanında orada oynayan çocukların sağlığını tehlikeye atıyorlar. Hem görüntü olarak kötü görünüyor bir de çocukların da sağlığını tehlikeye atmış oluyor insanlar. Lütfen sizler de piknik yapmaya gittiğiniz zaman çöplerinizi atmadığınız gibi çöplerini orada bırakan, piknik yerinde bırakan veya götürüp konteynerin içine değil de yanına koyan insanları görürseniz kibarca güzel bir şekilde mutlaka uyarın. Evet bakalım başka neler varmış. Evlerimizde gereksiz su ve enerji kullanmamaya özen göstermemiz de çocuklar çevremiz açısından çok çok önemli. Kullanmadığımız ışıkları mutlaka kapatıyoruz. Bakın su bittiği zaman ne oluyor? Kuraklık oluyor. Çevremizi korumamız için çok önemli. Kızartmayı çok seviyorsunuz hepiniz. Çok faydalı olmasa da yiyoruz ara ara hepimiz. Evet evde kızartmalar yapılıyor. Peki biliyor musunuz bu kızartma yağlarını lavabonun içerisine dökmek çok zararlı. Siz de annelerinize biliyordur anneleriniz ama bilmiyorsa da söyleyin ya da siz mutlaka aklınızda tutun. Büyüdüğünüzde bunlar sizin için önemli bilgiler. Kızartma yağlarını lütfen lavaboya dökülmesin. Lavaboya dökülen her yağ, her 1 litre yağ 1 milyon litre temiz suyu kirletiyor çocuklar. Deniz sularını çok kirletiyormuş biliyor musunuz yağlar? O yüzden bir kavanoza koyup bakın bu şekilde atık yerlerine atabiliriz veya biriktirip belediyelerin ayrı yerlerinde var oralara da gönderebiliriz. Ama mutlaka bir şişede bir kavanozda biriktirmeliyiz. Lavaboya dökmüyoruz. Evet bunlar nedir çocuklar biliyor musunuz? Geri dönüşüm kutuları. Evlerimizde oluşan ambalaj atıklarını çöplerden ayrı toplamalı ve belediyemizin ambalaj atığı sistemine vermeliyiz. Bu gördüğümüz geri dönüşüm logosu. Bakalım geri dönüşüm neymiş? Geri dönüşüm, insanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucu kullanım süresi dolmuş ve artık doğa için zararlı hale gelen her türlü maddeye atık denir. Karton, cam, metal, plastik gibi maddeler atık olarak sınıflandırılabilir. Atıkların yeniden değerlendirilmesi ancak geri dönüşüm ile sağlanır. Geri dönüşüm, yeniden değerlendirilme imkanı olan bu atıkların fiziksel veya kimyasal işlemlere tabi tutularak ikinci bir ham maddeye dönüştürülmesine denir. Yani bu plastik kutuların tekrar bazı işlemlerden geçerek tekrar kullanılması haline geri dönüşüm deniliyor. Geri dönüşümde amaç kaynakların aşırı ölçüde kullanımını önlemek, atıkların kaynaklarından ayrıştırılmasını sağlamak, atık çöp miktarının azalmasını sağlamaktır. Hem çöpler azalmış oluyor hem de o atılan kağıtlar, kartonlar değerlendiriliyor ve tekrardan üretiliyor. Geri dönüşümün faydaları nelermiş? Bakalım. Burada görüyor musunuz? Plastik şişeler toplanmış geri dönüşüm malzemeler olarak. Yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar ham madde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu ve doğal kaynakların korunmasını sağlar. Atık miktarını azaltarak çöp depolama işlemlerini kolaylaştırır. Havanın, toprağın ve denizlerin kirlenmesini önler. Yararlı atıkların boşa gitmesini önler ve ekonomiye katkı sağlar.
bakalım bu atıkları biraz nelermiş. Gördüğümüz çocuklar cam atıklar. Cam atıklar toplama ayırma tesislerinde renklerine göre ayrılır ve geri dönüşüm için hazırlanan bu cam malzemeler %100 ikincil ham madde üretiminde kullanılır. Kırık camların eritilmesi, bu camlar alındıktan sonra geri dönüşüm yerine gittikten sonra küçük parçalara haline getiriliyor, kırılıyormuş ve bunların eritilmesiyle yeniden değerlendirilmesi işlemiyle asıl süreçten daha az enerji kullanılması sağlanmaktadır. Yani bu cam şişeleri yaparken harcanan enerjiden çok daha az enerji harcanıyormuş. Bu ne oluyor? Elektrik tasarrufu olmuş oluyor değil mi çocuklar? Ham madde kullanımı yerine geri dönüştürülerek üretilen cam üretimi sırasında neden olan hava ve su kirliliği azalmaktaymış. Çevremiz için ne kadar önemliymiş değil mi çocuklar atıkların değerlendirilmesi? Plastik atıklar. Plastikler bünyelerinde ham petrol, kömür ve gaz gibi maddeler bulundururlar. Doğaya atıldıklarında görüntü kirliliğine neden olurlar ve çevredeki canlılara ve toprağa da zarar verirler. Bunun yanında da plastik atıkların normal şartlarda doğaya karışması çok uzun seneler aldığı için plastik atıkların geri dönüşümü oldukça büyükmüş, önemi oldukça büyük. Çocuklar, plastikler doğada yok olmuyor ve binlerce yıl kalabiliyor orada, görülüp de atılmadığı zaman doğanın içerisinde binlerce yıl kalabiliyor. O yüzden özellikle plastiklerin geri dönüşümü çok çok önemliymiş. Kağıt atıklar. Evet, öncelikle kağıtların yapımı için ağaçların kullanıldığı ve ağaçların da yaşayan dünyamızın can damarları olduğunu unutmuyoruz değil mi çocuklar? Kesilen, yok edilen her bir ağaç geleceğimizi olumsuz yönde etkileyebilir. Eğer bir ton kağıt geri dönüşümle tekrar kullanılabilir hale gelirse, yaşayan 17 ağaç kesilmez ve dünyamıza oksijen üretmeye devam edebilirler. Defter, kitap, gazete, dergi, karton gibi kullanılan kağıt ürünlerini buruşturup çöpe atmak yerine bu atıkları toplama ünitelerine atabilirsiniz. Böylelikle atıklar geri dönüşüm için gerekli tesislere iletilebiliyor. Ne yapıyorduk? Ayrıştırıyorduk değil mi çocuklar? Kağıtları, kullanmadığımız eski defterlerimizi, kitaplarımızı da ayrı bir yerde belediyeye teslim ediyoruz. Onlar atık merkezlerine götürüyorlar. Evet, metal atıklar. Evsel atıklardan ayrı olarak toplanan metal ambalaj atıkları ilk önce toplama ayırma tesislerinde malzemeye göre ayrılır. Burada büyük mıknatıs sistemleri yardımı ile yığın içerisindeki alüminyum, çelik ve benzeri gibi malzemeleri birbirinden ayrılır. Toplanan ambalaj atıkları taşıma ve depolama kolaylığı bakımından preslenir, yani ezilir. Böylelikle hacim küçültülür, yani kapladığı alan küçültülür. Bu işlem sonucunda metal ambalajlar işlenecekleri tesislere getirilir. Bakın bu üstünde gördüğümüz alüminyum denen bir tür. İşte bu alüminyumlar, çelikler derecelerine göre ayrılıyormuş. Belli yerlerde ayrı ayrı toplanıp sonra işleme geçiriliyor, işlemden geçiriliyor. Evlerimizde kullandığımız domates salçalarının kutusu, büyük kutu yağların kutusu, bunlar içecek kutuları çocuklar. Bu malzemelerin hepsinin atık kutusuna, geri dönüşüm kutusuna atılarak arıtma yerlerine gönderilmesi gerekiyor. Evet, piller. Çocuklar, piller. Bakın gördünüz mü? Bir sürü pil var burada. Çocuklar, pillerin çöpe atılması çok tehlikeli olabiliyor. O yüzden pilleri çöpe atmıyoruz. Diğer malzemeleri evet geri dönüşüm kutusuna atıyoruz. Geri dönüşüm kutusunda biriktiriyoruz. Pilleri de küçük bir oyuncak kutunuz olabilir veya bu sakız yediğiniz, çikolata yediğiniz eşyaların kutuları da olabilir. Onlar da olabilir. Kendinize bir kutu bulup orada bitmiş pilleri biriktirerek mutlaka belediyenin yerlerine götürüp teslim etmeliyiz. Lütfen çöpe atmayın. Pillerin çöpe atılması çünkü çok tehlikeli. Mutlaka geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi gereken malzemelerdir piller. Beton parçalar, bakın bu gördüklerimiz beton.
yıkım alanlarından toplanır. İnşaat alanlarını biliyorsunuz, inşaat alanlarında beton çok fazla oluyor. Ve oralardan bunlar toplanıyor. Kırma makinelerinin olduğu yerlere getiriliyor. Kırıldıktan sonra parçalar çakıl taşı olarak veya içerisinde katkı maddesi yoksa kuru harç olarak kullanılabiliyor. Bunlar ezilip pedestlenip parçalar olarak tekrar inşaatlarda kullanılmak üzere yenilenebiliyormuş. Çocuklar, burada gördüğümüz ne? Geri dönüşüm kutularının evde yapılmış hali. Çevremizin temizliği, etrafa çöp atmamamız sadece çevre kirliliği görüntüsü açısından mı önemli? Hayır. Çevre kirliliği aynı zamanda mikropların engellenmesi açısından da çok önemli çocuklar. Etrafta çok fazla çöp olursa ne olur? Daha fazla mikrop olur ve daha fazla hastalıkla karşı karşıya kalırız. Özellikle bu dönemde çok dikkat edin. Her dönemimizde çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü mikroplar her zaman vardır. Normal mikroplar biliyorsunuz her zaman vardır. Mikroplardan korunmak için çok çok önemli çevremizin temizliği, enerji sarfiyatı, su sarfiyatı, geleceğimiz açısından iyi bir çevremiz olması, doğamızı korumasımız açısından çevremizi korumamız çok çok önemli. Lütfen sizler de buna özen gösterin. Kendinize böyle boş bir kutudan bu şekilde kağıt, plastik, cam diye ayırıp evde mesela resim yapıyorsunuz ya, hani olmadı deyip bazen atıyorsunuz kağıtları. Buruşturup çöpe atmak yerine böyle kutuları ağız kısmını keserek onların içerisine atıp biriktirebilirsiniz. Şimdi atık malzemelerinden bir tanesi neydi? Tuvalet kağıdı rulosu, değil mi? Evet, bunları eğer geri dönüşüm kutusuna göndermiyorsak evde de değerlendirebiliyoruz. Şimdi ben size tuvalet kağıdı rulolarından kalemlik yapmayı göstereceğim. Sizler de tuvalet kağıdı rulolarınızdan kalemlik yapıp bana mutlaka fotoğraf gönderin. Bekliyorum. Onu da masanızın üzerine koyup, kalemlerinizi içine koyup istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen çevre bakımımıza, çevremizi korumaya özen gösterin. Bunun önemini hiçbir zaman unutmayın. Tamam mı çocuklar? Hem görüntü açısından hem de sağlığımız açısından çevremizi korumalıyız. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle kalemlerimizi koymak için bir kalemlik yapacağız. Nasıl kalemlik yapacağız? Dalmaçyalı bir kalemlik yapacağız sizinle. Bir tane dalmaçyanın kafası ve patileri yanımda hazır. Nasıl yapacağım bunu? Bu gördüğünüz bir tuvalet kağıdı rulosu. Bitmiş tuvalet kağıtlarımızın kalan rulolarıyla bu etkinliğimizi yapıyoruz. Evet, nasıl yapıyoruz? İnce şerit şeklinde bir beyaz kağıdım var. Evet, ruloma yapıştırıcımı sürüyorum. Evet, şimdi rulomu beyaz kağıdımla kaplıyorum. Evet, kaplamamı bitirdim. En son kısmıma tekrar yapıştırıcı sürüyorum. Çıkmasın diye. Yapıştırıcının bittiği yerden kesiyorum. Ve yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra dalmaçya köpeklerinin üzerindeki desenleri biliyorsunuz değil mi? Evet, bu şekilde. İsterseniz bunu bu şekilde şekilli de yapabilirsiniz veya yuvarlaklar da çizip yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Hadi bakalım kalemimizi alalım. Şekillerimizi çizelim. Çiziyorum ve içini boyuyorum. İsterseniz normal yuvarlak şeklinde de yapabilirsiniz. Evet, dalmaçyalı köpeğimin vücudunu oluşturacak olan rulolarımı hazırladım. Şimdi bunları birbirine yapıştıracağım. Sizler de isterseniz
yuvarlak şekillerinizden isterseniz desenlerini yaparak üzerine çizebilirsiniz. Evet, gövdemizi hazırladık. Şimdi sıra kafası, pıtileri ve kuyruğunda. Şimdi bunları yapıştıracağız. Nasıl yapıştıracağım? Pıtisinin şu kısmını, piritimi sürüyorum. Hemen altını hemen kaldırıyorum. Hafif bir şekilde ve yapıştırıyorum. Şimdi burada evet bunu biraz tepesinden bastırıyorum ve yapışmasını bekliyorum. Kuyruğumun uç kısmını hafif katlıyorum. Katladığım yerine yapıştırıcımı sürüyorum ve onu da buraya yapıştırıyorum. Evet. Sıra kafasına geldi. Tatlış köpekli kalemliğim hazır. Kalemliğimizi de yerleştirelim mi içine? Evet, kalemlerimizi de yerleştirdik. Siz de istediğiniz gibi kalemlerinizi yerleştirebilirsiniz. İyi eğlenceler diliyorum çocuklarım. Görüşmek üzere.